Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda böyle minicik arta kalan iplerinizi değerlendirebileceğiniz bir battaniye modeli göstereceğim. Şöyle motifimiz oldukça pratik. Granny Square modelin yuvarlak versiyonu. Kullanacağım tığ 4 numara 2,5 milimetre tığ kullanıyorum. Evet, hemen yapımına başlayalım. Evet, şimdi ortadan başlıyoruz. Başlarken sihirli halka yapabilirsiniz. Ben zincir çekerek başlıyorum. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir kıstırıyoruz. 1, 2, 3 zincir doluyorum. Üçlü trabzan. 1, 2, 3. 1, 2 zincir doladım. 1, 2, üçlü trabzan. Tekrar 1, 2, üçlü trabzan. Son sıra hariç bütün trabzanlarımız üçlü trabzan arkadaşlar. Şu sonda yuvarlığı kareye çevirme sırasında bir tek kullanıyoruz diğer trabzanları. Onun haricinde hep üçlü trabzan. 1, 2 zincir aralarda. 1, 2, üçlü trabzan. Evet, bunun gibi 6 tane yapacağız. 1, 2, 3 tane yaptık. 6'ya tamamlayalım. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptım. 2 zincirimi çektim. Kenarla şöyle kıstırıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Birinci sıramız tamamlandı. Evet, şöyle. Şimdi ikinci sıraya geçelim. Böyle minik ipleri bir tepsiye diziyorum. Böyle kullanması daha kolay oluyor oradan. Yani hepsi aynı hizada olduğu için ne renk alacağımı görebiliyorum rahatça. Evet, şimdi herhangi bir yerden başlayalım. Şöyle. 1, 2, 3 zincir. Şimdi iplerin kalınlıkları birbirinden farklı olabilir. Mesela bu ip şundan biraz daha kalın gördüğünüz gibi. Ama önemli değil arkadaşlar. O aralarda o kalınlık kayboluyor. Birbirini götürüyor yani. Çeşitli markaların çeşitli iplerini kullanabilirsiniz. Evet, 3 zincir çektim. 1, 2, 3. Kalın ipi örerken elinizi biraz daha sıkabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Evet. İkili trabzan yaptım. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa üçlü trabzan. Doluyorum. 1, 2, 3. Evet. 1, 2 zincir çektim. Bakın böyle yaptım. 2 zincir çektim. Doladım. Hemen yanındaki yeri şu ipi de içine hapsedelim. Her sırada bunu yapalım. Sonra zorluk çekeriz. 1, 2, 3. Yani ip temizleme konusunda zorluk çekeriz sonra. Evet. Bir kere böyle kıstırdım ipi. Sonra tekrar buraya çeviriyorum şöyle. Tekrar şöyle ipi de alacak şekilde bakın kıstırıyorum. İp temizlenmiş oluyor. Evet. 2 tane trabzan yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yere. 1, 2. Evet. 2 zincir çekiyoruz. Bütün boşlukları arkadaşlar bu şekilde dolduralım ikili trabzanlarla. Evet. İkinci sırayı da böyle yaptık arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane grup oldu. Yine 1, 2 zincir çekip köşeyle birleştirip şöyle kıstırıp bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet, bakın şu kadar bir ip kaldı mesela o renkten ama bunu bir Granny Square'in ilk başlangıç motifi olarak kullanacağım mesela. Şöyle bunu da sarıp şöyle koyuyorum. Evet.
Şimdi üçüncü sıraya başlayalım. Şöyle bir renk. Evet. Şimdi böyle bir battaniye yapmak isterseniz ama elinizde de bu kadar çok çeşitte artan ip yoksa şöyle minik 50 gramlık ya da 25 gramlık ipler satılıyor paket içinde rengarenk. Nako'nun böyle 10 gramlık renkli paketleri satılıyor. Lamia markasının var bildiğim kadarıyla böyle renkli paketler. Hani evinizde kalan ipleri onlardan da bir iki paket ekleyip renk çeşitliliği yaratarak böyle bir battaniye örebilirsiniz. Yani her bir renkten böyle 100 gram almanıza gerek yok. Evet, şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bütün boşluklara 3 tane üçlü trabzan yapacağız. 2 yaptım. 3. 1, 2 zincir aralarda. Üçlü trabzan. Üçlü trabzan. Evet. 3 tane üçlü trabzan. 1, 2 zincir. Yine bütün boşluklara 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Şu ipi de şöyle saklayayım. Evet. Bu şekilde toplam 12 tane bu üçlü bloktan olacak. Bu şekilde tamamlayalım 3. sırayı. Evet, 3. sıramızı da tamamladık. Şöyle bütün boşluklara üçlü trabzan blokları yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane oldu. Şimdi 2 zincir çekip kıstırıp bu sırayı tamamlıyorum. Şöyle bir zincir çekip ipimizi keselim. Evet, şimdi 3. sıraya geçeceğiz. Şöyle bir renk alıyorum. Mümkün olduğunca sıralar arasında zıt renkleri bir arada kullanmaya çalışın. Daha güzel oluyor. Yani bir açık, bir koyu, bir canlı, bir soluk gibi böyle. Evet. Şimdi herhangi bir yerden gene başlayalım. 1, 2, 3 zincir. Evet, bu artan ipleri değerlendirmenin en güzel yollarından biri battaniye örmek. Ben genellikle battaniye örüyorum. Onun dışında çeşitli kıyafet yenilemelerinde kullanıyorum, giysi yenilemelerinde. Artan ipleri değerlendirme ile ilgili de genel bir video çekeceğim. Çeşitli projelerin yer aldığı. Oradan da fikir edinebilirsiniz. Şimdi 2 tane ikili trabzan yaptım bu sırada. 1, 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yere. 1, 2 doldurdum. 1, 2 zincir hemen yanındaki boşluğa. 1, 2 dol 2 yaptım. 1, 2 zincir. Hep 2 zincir çekiyoruz. 1, 2. Evet. 1, 2 zincir. Bakın boşluklara, bütün boşluklara bu şekilde ikili trabzanlarla, üçlü trabzanlarla yaparak sırayı tamamlayalım. Evet, 4. sırayı da tamamladık. 2 zincir çektim ve kıstırıp ipimi kesiyorum. Evet, bu ipi de kaldıralım. Şimdi diğer ip. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Şimdi 5. sıradayız. Bütün boşluklara üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Hemen aynı yere 1.
Şu ipi de şöyle alalım. Zincirin arasına. 2, 3. Evet, 2 tane üçlü trabzan yaptım. 1, 2 zincir. Bütün boşluklara 2 tane üçlü trabzan. 1, 2 zincir. Evet. Hemen diğer boşluğa. Şunu da hemen şöyle alıverelim. 1, 2. 1, 2 zincir. Hemen yanındaki boşluğa. 1, 2. Evet. 5. sıramızı da bu şekilde devam edelim. Evet, 5. sıramızı da tamamladık. 2 zincir çekiyorum. Birleştirip. Evet. Şimdi 6. sıraya geçeceğiz. Şöyle bakın. Evet. Şimdi renkli ipliklerin son sırasındayız. Şimdi 5. sırada bütün boşluklara 2 tane üçlü trabzan yapmıştık. Bu sırada da 3'er 3'er tane yapacağız. 2 3 3 tane yaptım. 2 zincir yanına gene 1 2 3 yanına 1 2 3 Evet. 6. ve son sıramızda bu şekilde. Evet, yuvarlak motifimiz tamamlandı. Şimdi bu motifi şöyle gördüğünüz gibi kare şekline getireceğiz. Şimdi bu işleme başlayalım. Evet, ben motif kenarları için alize koton gold kullanacağım. Şöyle açık renk. Evet. Kenar rengi olarak böyle krem rengi, kirli beyaz gibi açık bir renk seçtiğim için motiflerin her zaman son sırasını koyu renkle yapmaya gayret ettim ki hani beyazlan kaybolmasın diye. Mesela son sırayı beyazla yapsaydım motif tam olarak kendini göstermeyecekti. Ona dikkat edelim. Ama dış birleştirme rengi olarak koyu bir renk kullanıyorsanız da son sırayı mutlaka açık bir renkle bitirin ki motif kendini göstersin. Evet, ben 2 sıra olarak yaptım. Siz dilerseniz 3 sıra, 4 sıra da yapabilirsiniz bu kenar sırasını. Şimdi başlayalım. Herhangi bir yerden başlıyorum. Şimdi önce köşeyi yapacağız arkadaşlar. Şöyle kıstırdık. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 kere doladım. Şöyle bakın, 2 kere doladım. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 4 de çekiyorum. 1, 2 kere doladım. Aynı yere battım. 1, 2, 3, 4 de çektim. 1, 2, 3 zincir. 2 kere doluyorum. Yine aynı yere. 1, 2, 3, 4 de çektim. 2 kere doluyorum. Aynı yere. 1, 2, 3, 4 de çektim. Köşemizi oluşturduk. Şimdi 1, 2 zincir çekip doluyorum. Buraya bunun, ay pardon, bir tane daha yapacağım. 2 tane olmuş. 2 kere doluyorum. 1, 2, 3, 4. Evet. Köşemizi bu şekilde yaptık. Bakın. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Hemen yanına. Bu sefer üçlü trabzan yapıyorum. Yani bunun üçlü versiyonu.
Bir, iki, üç. İki zincir. Şimdi burada şu ipi de içine alacak şekilde örelim. Sık iğne yapıyoruz. Bir, iki sık iğne yaptım. Şöyle oldu bakın. Şöyle göstereyim. Yine bir, iki zincir. Diğerine de yine bir, iki tane sık iğne. Bir, iki zincir. Diğerine de bir, iki tane sık iğne. Şöyle bakın. Bir dörtlü trabzan kümesi yaptım. Bir üçlü trabzan. Sonra bir, iki, üç tane de ikili sık iğne kümesi yaptım. Şöyle. Şimdi yine şundan yapacağız. Bir, iki zincir çektim, doladım. Üçlü trabzan. Üçlü trabzan. Yani diğerinin simetriğini yapıyoruz şimdi. Üç tane üçlü trabzan. Bir, iki zincir. İki kere doladım. Köşeye geldik çünkü. Dörtte çektim. Doladım iki kere. Bir, iki, üç. Dörtte çektim. İki kere doladım. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç zincir. İki kere doluyorum. Dörtte çekiyorum. Dörtte çekiyorum. Evet. Şimdi bir, iki zincir. Yine hemen yanına şurada olduğu gibi üçlü trabzan. Bir, iki ve üç tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi bir, iki zincir. Hemen yanına bir sık iğne, hemen yanına iki sık iğne yaptım. Bir, iki zincir. Bir sık iğne. İki sık iğne. Çakma falan değil, normal sık iğne yapıyoruz. Bir, iki zincir. Bunları üçe tamamlıyorum. Bir, iki. Evet, üç tane sık iğne yaptık. Bir, iki, üç. Şimdi yine üçlü trabzan grubunu yapacağız. Sonra köşeye yapacağız. Böyle kareye çevirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Evet, bu sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde kare haline getirdik. Tamamlarken zincir çekmek yerine bir üstten devam edeceğim için doladım. Şöyle bir, iki çekerek geri geldim. Şöyle bir, iki, üç zincir çekiyorum. Üçlü trabzanlarla boşlukları dolduruyoruz. Bu sıra son sıramız ve hep üçlü trabzanlar. Aralarda da iki zincir, köşelerde üç zincir olacak. Bir, iki zincir çektim, köşeye geldim. Bir, iki, üç trabzan. Bir, iki, üç zincir. Bir, iki, 3. 1, 2 zincir. Hep üçlü trabzan yapıyoruz. Normal hanım dilendi, bey beğendi motifine döndük burada. 1, 2. Evet, bütün boşluklara 3 tane üçlü trabzan. 2, 3. Evet. Motifimizi böylece tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi birleştirmeye geçelim. Evet, şimdi birleştirmeye geçelim. Bu motifleri örerken de birleştirebilirsiniz. Şöyle
Fakat ben motifleri örüp daha sonra birleştirmeyi tercih ediyorum. Çünkü her seferinde battaniye, diğer motifler ortaya çıkıp hem ağırlık yapıyor, hem kirlenebiliyor, hem de mesela bu minik iplerimi alıp gideceğim yerde de götürüp örebiliyorum bu sayede. Evet, şimdi isterseniz dikerek birleştirebilirsiniz. Ben tığla birleştireceğim. Çeşitli birleştirme teknikleri var YouTube'da. Şöyle, şimdi birleştirdiğim kısmın kabarık olarak örgünün üst yüzeyinde kalmasını istiyorum. Onun için örgünün motiflerin terslerini şöyle terslerini birbirine bakarak, burası ön yüz, burası da ön yüz. Şöyle köşeden başladım. Yani birleştirme yerim biraz kabarık olsun istiyorum, o yüzden. Şimdi sık iğneyle birleştirdim, bakın şu köşeyi. Sonra aynı yere bir tane daha yapıyorum sık iğne. Şimdi sırayla şuradaki motiflerin, şu arka blok değil arkadaşlar, normal bloğun tamamını alıyorum şöyle. Sonra onun hizasındaki diğer motifin ilmeğini, ikisini alıp şunu da içine koyalım. Sık iğne. Hemen hiç zincir falan çekmeden direkt onun yanındaki bloğa batıyorum. Hemen onun simetriği, arkadaki motifin şöyle bloğu, ikisini alıp sık iğne. Hemen yanındaki şöyle arkadaki böyle. Sonra şu aralara bir tane, hemen boşluklara bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanına şöyle direkt üçlü trabzanlara başlıyorum. Buradan, diğerinden. El alışınca bir süre sonra daha hızlı yapmaya başlıyorsunuz. Evet, bu şekilde motifleri birleştiriyorum. Bakın şöyle kabarık bir şekilde. Dilerseniz motifleri tersten yapıp ön yüzünün böyle görünmesini de sağlayabilirsiniz. Ben bu şekilde, hani bir motiflerin etrafında çerçeve olsun diye bu şekilde yaptım. Evet. Şimdi motiflerimizi de birleştirelim. Evet, battaniyemizin bitmiş hali böyle arkadaşlar. Tek kişilik bir yatak örtüsü formunda ördüm. Ve batlarında böyle. Evet, bu şekilde bir battaniye oldu. Evet, kenarını şöyle göstereyim. Kendisi çok hareketli, renkli olduğu için kenarına şöyle basit, sade bir model yaptım. Şöyle bir sıra üçlü trabzan dolgusu örüp ucuna da şöyle bir fıstık çalışması yaptım. Evet, siz daha değişik modeller uygulayabilirsiniz. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur. Evet. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.